Değerli arkadaşlar, günaydın. Bugün Tarsus Ulu Cami'deyim. Böyle bir alanda bu videoyu çekmek istedim. Arkadaşlar, çok sık bir şekilde mesaj aldım. Birebirde de sürekli bu soru soruldu. Tarsus Kuşlu Cami'de define mi aranıyor? Küçük minare, namı diğer küçük minare camisinde define mi aranıyor diye çok fazla soru aldım. Ben de bu konuyu araştırmak istedim. Müze müdürlüğüne gittim. Dün müze müdürüyle görüştüm. Arkadaşlar, Kuşlu Cami restore ediliyor. Restorasyonu da Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü yapıyor. Tabi bu restorasyon işleri biraz uzun sürüyor. Çünkü restore edilen yerin kendi özgün bir şekilde tekrar aynı şekilde yapılması gerekiyor. Ve restorasyon döneminde bazı kazılar yapılıyor. Tekrardan yıkım oluyor. Tekrardan yıkımdan sonra tekrar inşa oluyor. Bu esnada tabanında tarihi bir eser çıkma durumu da oluyor. Vakıflar Müdürlüğü yıkıyor burayı. Daha sonra Müze Müdürlüğü'ne diyor ki siz de bir incelemesini yapın. Altında tarihi bir doku var mı? Şayet varsa buraya tekrar aynı şekilde bir şeyin inşa edilmesi doğru değil. Kanun müsaade etmiyor. Ve bir sürede vakıflardan sonra Müze Müdürlüğü incelemesini yapıyor. Daha sonra Müze Müdürlüğü olumlu sonuç veriyor. Vakıflar Müdürlüğü bu işe ödenek çıkarıyor derken takdir edersiniz ki bu iş uzuyor. Geçen yıldan beri süren bir restore çalışması var. Bu yüzden de halkın içerisinde orada define aranıyor gibi söylentiler çıktı. Bunların aslı astarı yok. Vakıflar Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü orada güzel bir çalışma yapıyor. Çalışmanın sonucunda da küçük minare camisinin minaresinin biraz daha küçüleceğini de öğrendim arkadaşlar. Müze Müdürlüğü sondaj çalışmalarını yapmış, abdesthane için sondaj çalışmalarını bitirmiş, ödenek çıkmış ve çalışmalar yavaş yavaş başladı ya da başlıyor. Tam başladığını başlamadığını da tam bilemiyorum. Zaten oradaki tabelada da bitiş süresi, bitiş süre günü yazıyor arkadaşlar. Yani Tarsus kazısından sonra bu iş biraz popüler oldu. Yani şehir içinde bu şekilde altın aramak hiç de kolay değil. Yani kısacası Tarsus Kuşlu Cami restore ediliyor, altın aranmıyor. Değerli dostlar, herkese hayırlı günler diliyorum.